Evet. Tekrardan hoş geldiniz. Bu webcast'in içerisinde çok uzun bir webcast olmayacak. 17 sayfalık bir prezentasyonum var. Her birinin üstünde ortalama 1-1,5 dakika değineceğim. 20-25 dakika aralığında bir webcast olacak. Amacımız ne? IoT Design ve SDK, yani Software Development Key'de IoT mimarisi veya dizaynı yaparken bilinmesi gereken önemli başlıklardan bir tanesi. En önemlilerinin başına koyabiliriz hatta. Yapacağınız dizayn veya hedef aldığınız sektöre göre değişilebilir. Bu başlık bir numara bile olabilir. Diyelim ve başlayalım. Ajandamızın içerisinde ne var? Device SDK deyince ya da Gateway SDK deyince bizim için ne ifade ediyor? Bundan birer cümleyle bahsedeceğiz. IoT Gateway SDK'lerden bahsedeceğiz. IoT Gateway için SDK mimarisinin. Gateway mimarisinden bahsedip sonra OPC Foundation'dan kısa bir intro bilgi aktaracağım ki bizim için önemli. Eğer endüstriyel sistemlerde bir şeyler geliştirecek ve IoT ile ilgili bir projenin içerisinde bulunacaksanız OPC'nin ne olduğunu bilmeniz ve OPC'nin hizmet verdiği endüstrilere veya endüstriyel mimarilere, örnek PLC, SCADA, RISC mimarları da ARM tipindeki işlemcilerde ya da RTOS dediğimiz Real Time Operation System dediğimiz işletim sistemlerine destek veren global bir firma aslında OPC. Yeri geldiğinde ondan da birazcık daha detaylı bahsedeceğim. Devam ediyorum ajandaya sadık kalarak. Device SDK. Device SDK bizim için ne ifade ediyor? Hemen Device SDK'in içerisindeki linki tabii paylaşmam lazım. Ben sadece prezentasyonu paylaştım sizlerle. Çok hızlı bir şekilde Device SDK ile ilgili olan web bağlantısını açalım. Ben hem Device SDK'deki hem de Gateway SDK'ini açalım. Ardından ekranımda paylaştıracağım. Çok kısa müsaade istiyorum. Pardon. Evet, şu anda web browser'ını da görüyor olmanız lazım. IoT SDK sekmesindeki prezentasyondaki başlık burası. GitHub bizim elimiz ayağımız artık. Yani IoT ile ilgili bir geliştirme yapacaksanız, geliştirme yapmayacak bile olsanız, yönetecekseniz veya bir şekilde bir katkıda bulunup kurumunuza özel ya da işletmelere özel bir şeyler geliştirmek istiyorsanız GitHub'tan istifade etmek zorundasınız gibi bir hal aldı artık. SDK mimarisine Software Development Key'e baktığınız zaman genel olarak burada Azure için veya diğer platformlar için SDK'yi bulmanız veya indirmeniz mümkün. IoT Dev'den de Azure IoT özelinde birçok hazırlanmış development kitleri var. Burayı da ziyaret edebilirsiniz. Web adresi bu. Prezentasyonu zaten sunum sonunda yine paylaşabilirim. Biz örneğin Azure IoT'de SDK'ye karar vereceğiz ama hangi dil için SDK kullanımına karar vermeniz gerektiği önemli. Eğer embedded işletim sistemlerinde veya PLC SCADA endüstrisinde çalışıyorsanız genelde C tabanlı SDK kullanılıyor. Veya Python en esnek dillerden bir tanesi bildiğiniz üzere. Python ile ilgili de çok fazla geliştirme yapıldığı için Python ile ilgili bir kütüphaneyi ziyaret edip bakabiliriz. Veya Node.js veya Java, .NET. Dil kararını verdiniz, SDK kararını verdiniz. Kullanacağınız donanımın işletim sistemi ve hardware uyumluluğu da önemli. Hardware uyumluluğunu ve işletim sistemine karar verdikten sonra cihazın long term support dediğimiz, yani bu cihazı oluşturdunuz veya bu device'ı oluşturdunuz IoT mimarinizde ne kadar süreyle destek alabileceksiniz? Bu cihazın güvenlikle ilgili bug'larının fixlenmesi, kritik bug'ların fixlenmesi, crash, memory veya benzeri hatalar gibi yani ekleyeceğiniz buradaki
İşletim sistemi platformunuz ve donanım platformunuzda bunlara dikkat etmeniz lazım. SDK konumuzdan çok uzaklaşmadan Python'a tıklıyorum. Python'a tıkladığımda bakın burada birçok tipte servisle ilgili olarak Python SDK'lerini kullanabiliriz. Ama bu library içerisinde bir tane bakın git şurada recursive query başlatıp git submodülden update'ini al veya update'i başlat diye hazır burada zaten komut setlerine ulaşabilirsiniz. SDK tarafında yani Python diliyle neleri destekliyor authentication'da? MQTT protokolü ya da AMQP, AMQPWS, HTTPS, sertifika tabanlı desteği mevcut. Authentication'dan sonra device'a yani device'tan cloud'a mesaj yollamak için yukarıdaki protokoller yine Python'da destekleniyor. Şu device to cloud demek. Birçok yerde kısaltmasını göreceksiniz. Receive to cloud yani datayı yolladınız cloud'a, cloud'dan da okumak istiyorsunuz. Yine bu protokol tipleri için ki IoT mimarisinde zaten bu protokollerden istifade edeceğiz. IP konuşmuyoruz hala dikkat edin. İnternet protokolü daha konuşmuyoruz. Onun yeri gelecek. Cihazdan yine cloud'dan data okuyabilmek için cihaz kimlik bilgilerini, device twin dediğimiz device registry, device ID değerleri, device GUID değerlerini okuyabilmek için kullanacağımız protokoller. Bakın bir istisna var. Bağlantı metodunda HTTPS'te device twin bilgisi IoT embedded bir protokol olduğu için HTTP IP tabanlı çalıştığı için dolayısıyla burada onun bir desteği yok. Ama authentication veya cloud'dan data çekmek veya data yollamak için MQTT, AMQP hepsini kullanabiliyorsunuz. Bağlantı durumunun kontrolü, polislerin update'i gibi gibi. Servis tabanlı olarak baktığınız zaman yani dile karar verdiniz hangi dil tarafında hangi uzmanlığınız varsa Python'sa Python C++'si gelip SDK mimarisinde Azure'da bir development yapacaksanız mutlaka buradaki SDK'de sizin istediğiniz geliştirmeler yapılmış mı yapılmamış mı yapılmamışsa nelere ihtiyacınız varsa örnek device veya servis SDK'lerine bakarak buradan yola çıkarak neyi geliştirilip geliştirmeyeceğine karar verebiliriz. Bir sonraki prezentasyondaki adıma geleyim. IoT'de Edge veya Device SDK'leri tanımladıktan sonra yani özür dilerim device'ı konuştuk. Gateway SDK'den konuşuyoruz şimdi. Gateway SDK'lere bakacağınız zaman da burada örneklere bakarak direkt yola çıkalım. Örnek bir IoT Edge'de yani device'da daha doğrusu Gateway'de. Device dediğimiz cihazın kendisi yani sensörümüz Gateway dediğimiz cihazla bizim Raspberry Pi örneğin Gateway'imiz. Gateway üstünde de bir geliştirme yapacaksınız ve sensörden bir data okuyup ya da çalışıp çalışmadığından emin olacaksınız. Örneğin Hello World çok klasik yazılım dünyasına girişte bildiğiniz üzere. Hello World'ü IoT Edge olan cihazımdan yani Gateway device'ımdan okuyabilmek için örnek code sample bakalım. Hello World code sample'a tıkladım. Baktığınız üzere bu zaten stüdyoda, Visual Studio'da yazılmış hali. Printf eğer şu olursa git JSON'la oku. Hazır kod mimarisi şurada aslında bizim Hello World. Printf fonksiyonuyla nereden çekecek ve neyi gösterecek? Hazır kodlara bakabilirsiniz. Geliyorum. IoT Edge mimarisine Hello World'ü çalıştırılacağım. Kod örneğine baktım. IoT Edge mimari Windows üstünde mi Linux üzerinde mi? Python'da bakın RTOS yok. Python'da değil C'de RTOS'u bulabilirsiniz. RTOS neydi? Real Time Operating System. Yani embedded olarak kullandığınız işletim sistemleri. Real Time Operating Sistemler de kendi içinde üçe ayrılıyor bu arada. Yani hafif gerçek zamanlı, sert geçişli gerçek zamanlı ve tam anlamıyla gerçek zamanlı diye. Yani 3 başlıkta RTOS'lar işletim sistemi olarak inceleniyor. Geliyorum Windows üstündeki Hello World örnek koduna bakmaya. IoT mimarisindeki, Edge mimarisinde. Burada bakın kenar mimarisinde kod örneğin çalıştırılması önce Hello World geliyor. İlgili modül logluyor ve çıktısını iletiyor. Gateway'de bir burada session broker'ımız var.
Hello World önce broker'a, sonra loglayıp sonra çıktısını alıyorsunuz. Temel çalışma mantığı da bu. Yüklemek için ön koşullar işte .NET veya Visual Studio C++ paket yükleyicisinde kullanabilirsiniz. Burada temel anlamda kod yazmaya başlamak için bu SDK'in nereden alıntı yapabileceğimizi bilmeniz lazım. Prezentasyonu paylaştığında bu açtığım linkler tek tek içerisinde editlenebilir durumda. Geliyorum tekrardan prezentasyona. Chrome Browser'dan tekrardan sadece prezentasyona geç dediğim zaman ufak bir bekletti beni. Yeniden upload ettim. Çok kısa onu bekliyoruz. SDK mimarisinde önemli olan cihazın, gateway'in ve kullanacağınız dilin mimari olarak karar verdikten sonra Azure IoT dizaynını yapabilirsiniz. İlk iki sayfada bu linklerin içerisinde bunlardan istifade etme şansınız var. Geçiyorum. Şimdi SDK'lere karar verdiniz. Donanım veya gateway olarak cross platform kontrolü, yani örnek bir gateway'iniz Python kullanıyor, SDK mimarisinde bir tanesi C kullanıyor. Bu ikisini birlikte çalıştırabilirsiniz. Belli standartlarınız var. Birden fazla hardware tipinde, yani ağ geçidi veya sensör tipinde birlikte çalıştırma imkanınız var. Açık kaynak kodlu olduğu için örnek kodları değiştirip derleyip çalıştırma lüksümüz var. Gateway mimarisinde bize yardımcı olan bir konu var. O da şu. Gateway'i tarif ederken veya Gateway mimarisini incelerken, örnek burada bir tane herhangi bir telemetre bilgisi, yani ölçüm bilgisi, örneğin sıcaklık bilgisi, X protokol ya da protokol A ile önce modülümüze bir giriş yapıyor. Yani modüle bir geri besleme gibi düşünün bunu, bir feedback. Bu beslemeyi yaptıktan sonra modül bu bilgiyi cloud'a yollamak istiyor. Cloud'a yollarken bu ölçüm bilgisini internet ready bir protokolle yollamak zorunda. Ama daha Gateway mimarisinde internet ready nedir bilmiyoruz. Haliyle MQTT protokolü ölçüm bilgisini cloud'a yollayıp edge device'a, yani gateway'inize yazacak. Ancak işaretleyerek yapalım. Şuradan telemetri bilgisini MQTT ile dışarıya doğru, cloud'a doğru yollayacak. Ancak ve ancak hala bakın doesn't speak to internet diyor. İnternetle şu an hazır değil. Çünkü biz hala MQTT veya AMQP protokolünü konuşuyoruz. IP konuşmadık. Ne zaman IP konuşuruz? İşte o zaman bu protokollerden istifade edeceğiz. Geçiyorum. Modülde temel anlamda mantıksal olarak araya bir filtre geldi. Bir önceki sunumdan farkı. Yine telemetre bilgisi, ısı bilgisi örneğin girdi. Protokol A beslemeyi aldı. Modüle ilgili filtrelemeden geçerek datayı cloud'a yollamaya çalıştı modül. Modülü iki farklı başlıkta inceliyoruz. Bunların altında görünmeyen bir session broker var. Birkaç sunum sonra göstereceğim. Bu session broker aralarındaki ilişkiyi organize ediyor. Hala internetle konuşmuyoruz. Internet ready bir protokol kullanmam lazım. MQTT protokolünün dilini IP tabanlı anlayıp internetteki Azure platformuna, MS Azure IoT platformuna bu datayı aktarabilmesi için. Araya filtreyi de aldık modül olarak. Devam ediyorum step by step. Sonra bakın az evvelki mimarimizde protokolümüz giriş yaptı. Filtreden geçti. Sonra cloud'a yollanacak. Ancak alttaki işletim sistemine WinDriver, Ubuntu, Windows herhangi bir işletim sistemi
kullanabilirsiniz. Gateway mimarisinden bahsediyoruz şu an. Müşteri tarafında sahada kullanılan gateway'imiz bu. MQTT protokolüyle internet ready hale kısmi olarak geldi. Neden? Çünkü burada işletim sistemimiz var artık. IP tabanlı olarak az belki MQTT protokolünü konuşacak cihazımız ve internet aktaracak. Devam ediyorum. Artık mesaj bastı hayatımıza girdikten sonra internet ready hale gelecek. Bu low level design'dan bahsediyoruz. Protokolümüz dahil olduğu filtreyi konuştuk. Veriyi cloud'a yollamayı konuştuk. Aradaki ilişki bu filtreler ve bu modüller arası. Modülden kastımız az evvelki Python'la yazılmış olan örneğin Hello World. Tek tek step by step hangi işleçlerden geçtiğini anlatıyoruz şu anda. Sonra mesaj bus zaten bunlara aracılık ediyor. Mesaj bus da orkestre eden alttaki işletim sistemi. Bir önceki sunumda görünen. En son datayı, okuduğu telemetri bilgisini, ısı, nem gibi bilgileri internete atacağız. Yani Azure IoT'ye yollayacağız ve oradan raporlayacağız. Hala daha sahadaki sensör ve sahadaki gateway üstünde konuşuyoruz. Low level design'ı bitirdikten sonra genel olarak mimari bu şekilde detaylandıralım. En solda protokol X telemetri bilgisi girecek. Yani sıcaklık yine. Protokol X sıcaklık bilgisi girdi. Birinci mesajda cihazdaki özellikler, ardından cihaz içeriği, kontekstler ve custom modül dediğimiz filtreye mesaj 1 olarak aktarılan bilgi aynı işleçlerle mesaj broker sayesinde aktarıldı. Filtreden çıkan ikinci mesaj aynı özelliklerin içerisinde az evvelki bahsettiğimiz ısı vesaire bilgisinin filtresine ekleyecek. Sonra yine mesaj broker sayesinde yine custom yazılmış modül içeriğine maplerin tanımlanması işlemi var. Ardından üçüncü mesaj tekrar Session Broker aracılığıyla 3 mesajı, mesaj 1, 2 ve 3, az evvel konuştuğumuz 3 mesajı loglayıp lokal dosyasına yazacak. Yani cihazın kendi üstündeki, hala gateway'in üstündeyiz veya sensörün üstündeyiz. Daha cloud'a gitmedik. Onun üstündeki küçük kilobyte mertebedeki text file, onlarca yüzlerce text file depolayabileceğiniz bir lokal file zaten yeterli alan. Ardından bu 3 mesaj bir araya geldi. IoT Hub'a yani datayı artık device'tan cloud'a, device to cloud bilgisini dışarı doğru atacak. Yani internete. Atarken HTTP, MQP ya da MQTT protokollerinden birini kullanarak artık MQTT artı HTTP'yi kullanarak IoT Hub'a yani Azure IoT üstünde dizayn ettiğiniz IoT Hub'ı gidecek. Önceki sunumlarda ve makalelerde IoT Hub'la ilgili temel konfigürasyonları yapmıştık. İşte arka tarafından aslında gelecek olan mimari bu. Bu bilgiler vasıtasıyla IoT Hub beslenecek. Her cihaz için bu mimariyi göz önünde bulundurmanız lazım. Yani bir troubleshoot yapmanız gerektiğinde lokaldeki cihaz özelinde sahadaki ölçüm yapan sensörünüz ve bu ölçümü sizin adınıza alıp internete taşıyacak olan gateway'den kastım. İnternete çıktık. Sonra IoT Hub üstünden artık datamızı okuyabileceğiz. IoT Hub'a kadar olan kısım bu. Mimari bu. Mimariden kastımız, IoT mimarisi dizayndaki kastımız buydu. Sonra datayı internete yolladıktan sonra IoT Hub üstünde çalışmalarımızı yapacağız. Artık data internette. Yani lokalde ölçtüğünüz datanız IoT'ye, MS Azure platformundaki IoT Hub'a aktarıldı. Artık oradaki IoT Hub'ın yetenekleri kadar içeride yapacağınız raporlama, Stream Analytics modülü, Machine Learning modülü, Power BI modülleri kullanarak şu anda topladığınız datayı artık anlamlı hale getirebileceksiniz. Sizlerden ricam bu bir seri aslında. Bir bakıma eğitim gibi bir webcast sunuyorum ben. En başından yakalarsanız sonuna kadar çok ciddi bir ivme kat edersiniz. Aralarda bir yerlerde sadece dinlemek için gelirseniz bu silsile yoluyla devam eden konuların büyük çoğunluğundan mahrum kalırsanız arada dahil olduğunuzda kaba tabiriyle ne diyor ya bu adam diyebilirsiniz. Dışarıdan böyle görünebilir. Bu çok normal. Makaleleri bir şekilde tüketmiş veya bu webcast'in önceki sunumlarını izleyerek gelmenizde fayda var. Devam edeyim bu ara bilgiyi verdikten sonra. Datamızı cloud'a attık. IoT Hub'a
Artık IoT Hub'da IoT Hub ve diğer bahsettiğim modüllerin yeteneği neyse onlardan istifade edeceğiz. Sonra OPC demiştik az evvel. Tüm endüstriyel sistemlerin birlikte çalışma standartlarını düzenleyen bir kuruluş bu. Bu kuruluş open source bir kuruluş. Bütün bahsettiğimiz endüstriyel cihazlar ve standartların birlikte otomasyona dahil edilmesini sağlayan kuruluşun kendisi. Devam ediyorum. OPC Open Platform Communication Unified Architecture dediği mimaride cloud tabanlı entegrasyon ya da lokal tabanlı yani on-prem'deki entegrasyonu sağlayabilirsiniz. Zaten bu OPC platformu hayatımızda var. Nerede var? Örnek yediğiniz çikolatalar veya yediğimiz hazır gıdaların tamamı bir üretim tesisinden geliyor. Bu üretim tesisi makineleşme tarafındaki üretim tesisinde zaten oradaki SCADA kontrol sistemleri, PLC'ler, PIC'ler ve assembly ile çalışan bütün device'ler, bütün uygulamalar lokalde zaten kendi içerisinde çikolatayı, bisküviyi üretmek için gerekli çalışmayı yapıyor. Ne zaman datayı internete atacağız ve IoT ile yöneteceğiz, yani Endüstri 4.0 ile birlikte gelen yeniliklerden istifade edeceğiz dediğimiz zaman cloud entegrasyonu önemli bizim için. Cloud entegrasyonu tarafında işte bizler IT çalışanlar olarak IoT'de devreye gireceğiz. Yoksa on-prem zaten çalışıyor. On-prem'deki, lokaldeki bütün üretim cihazlarına bizim ekstra katacağımız bir şey yok. Öğreneceğimiz şeyler var aksine. O arkadaşlardan ilgili bilgileri yani OT işi yapan, operational teknoloji işi yapan arkadaşlarla IT işi yapan yani bizlerin birlikte çalışması gerekiyor ki bu lokal bilgileri az evvel anlattığım mimaride cloud'a taşıyabilelim. OPC bizim için önemli o yüzden. Open Platform Communication bir ne demek olduğunu çok iyi biliyor olmamız lazım. Detaylı bir araştırma yapmanızda fayda var. Ben yüzeysel birkaç bilgi vereceğim bununla alakalı şimdi. OPC tarafında Siemens, Beckhoff gibi bilinen PLC, SCADA sistemlerine destek veren endüstriyel firmalar. Örnek bir tane OPC çıktısının derlendiği bir ekran. Geçiyorum. Az evvel konuştuğumuz bilgiler vardı ya, makineden bir takım bilgiler zaten lokalde okunuyor. Lokalde de çalışıyor. İşte kaç gram çikolata dökülecek, kaç gram tuz dökülecek bu krakerin üstüne bilgisi zaten lokaldeki cihazın üstünde otomatize edilmiş ve PLC ile yazılmış durumda ya da PIC ile yazılmış durumda. Ancak ne zaman bu cihazları biz bu dataları internete taşıyacağız ve bu platforma IoT kullanılabilir hale getireceğiz, IoT ready hale getireceğiz dediğimiz zaman bu cihazların bu modülleri lokal çalışmaya izin veriyor ve internete datayı aktarma izin vermiyor. İşte bu ekranda görmüş olduğunuz modülleri kullanarak hangi üreticinin makinesinden bilgi toplayacaksak bu bilgileri kullanarak burada IoT ready hale getirebiliriz. Pardon. Şuradaki modül sayesinde, şu arayüzler sayesinde bu modülün hemen arka tarafında bir RJ45 konnektör var. Gerçi yanındaki modülleri de görebilirsiniz. Şurası bildiğiniz klasik RS-435 standardı, pin soketi. Taktığınız zaman endüstriyel makineniz bu modülle artık konuşabilir hale gelecek. Bu modülü yönetmek için burada bir management IP'niz var. Bir tane de internet çıkışı için Ethernet portunuz var, Gigabit port. Bunu da alıp IT katmanındaki switch'inize takacaksınız ve internete çıkartacaksınız. Buradan gelen dataların sınıflandırmasını IoT Hub'da, IoT Edge'de yani MS Azure üstündeki IoT Hub ve Edge'den kastım. Yapılandırdığınız takdirde artık buradan gelen bilgileri ölçmek veya toplamak çok kolay olacak. Yani bize bir arabulucu modül lazım konuşacağımız her protokolde, her katmanda. Onlar da bunlar. Endüstri hedefiniz mutlaka, endüstri segmentiniz mutlaka olmalı. Bunu her sunumda, her webcast'te altını çiziyorum. Eğer üretim yapan bir sektörde hizmet verecekseniz IoT tarafında orayı seçmelisiniz. Örnek gıda üretimi yapıyorsanız kullandığınız makineler için kullanacağınız buradaki ekrandaki SCADA veya PLC'den gelen bilgiyi MQTT, AMQP bilgisiyle cloud'a atıp yönetmek, takip etmek, ne zaman bozulacağına dair öngörülere sahip olmak istiyorsanız bu cihazın bir takım öngörülerinin tamamı için bu modülleri kullanıyor olmanız lazım. Sıkı bir takip gerektiriyor yani bu iş.
Kullanılan protokollere de örnek verelim. Protokol olarak OPC, Open Platform Communication platformunda bakın. Burada mesela RTU diye bir kavram var. RTU kavramı sağda az evvelki baktığımız cihazların üstünden gelen bilgileri okumak için kullanılan üniteler. Küçük ADSL modeme batında dikeyde otomasyon panellerine takılır. ASCII standartlarını, TCP, UDP bakın hem endüstriyel dil var hem IT dili var burada. Dolayısıyla bu protokolleri EtherCAT, IP, Ethernet gibi kullanacağımız ve daha fazlası OpenCAN, Modbus, Profibus, CANBUS, örnek CANBUS var mı? CAN var. CANBUS ne demek? Bir örnek, çok basit. Kullandığınız otobüslerinizde gün içinde herkes toplu taşımayı bir şekilde kullanıyor. Otobüslerin içerisindeki şu an kullanılan yakıt bilgisi, yakıtın bitme oranı, örnek 50 kilometre daha menziliniz var diyor ya bize akıllı bir şekilde uyararak. 50 kilometre menzili ölçtüğü ve sizin dilinizden anlayıp 50 kilometre var artık bir sonraki benzin istasyonuna artık yanaşman lazım diye bize bu verdiği temel bilgi CAN-BUS sayesinde okunabiliyor. Otobüslerdeki akbil okutma veya akbil bilgisi bu makinenin konuştuğu otobüsün beyniyle konuştuğu o kutu CANBUS bilgisiyle okunabiliyor. Bugün 10 bin tane okuma yapıldı. Bunlardan ortalama 2 TL para toplandı. Ve toplamda bugünlük hasılat bu otobüste şu kadar TL'dir, şu kadar paradır karşılığı CANBUS'la da entegre etme şansımız var. Ama CANBUS cihazın yani otobüsünüzün temel olarak mekanik ve yakıt bilgilerini aktarmak için kullanılan bir protokoldür. Bunu da yine OPC standartları düzenler. Burada detayı yazmıyor. Bir örnek vermiş olduk. Gelelim PLC'ye. Siemens, Beckhoff, ABB, Schneider bunları mutlaka büyük çoğunluğu duymuşsunuzdur. Fuji, Toshiba, PLC'yi kullanan firmalar. Rockwell, otomasyon gibi. Yüz binlerce makinelerimiz bu yukarıda konuştuğumuz protokolleri ve PLC'yi kullanıyor. Makinelerden sonra bu entegrasyonu yapabileceğimiz işte ERP ile bunların entegrasyonu yapabilirsiniz. Bundan sonra artık bizim IT tarafına geçiyor konular. Haliyle ICS, DCS, SCADA gibi protokolleri, endüstriyel protokollerin planlamasını yapmanızda fayda var. GitHub kütüphanesinde az evvel konuştuğum protokollerin tamamına dair CANBUS'la ilgili örnekleri, SCADA ile ilgili örnekleri, PLC ile ilgili örnekleri, EtherCAT ile Modbus'la olan örneklerin hazır GitHub kütüphanesinden bulup mutlaka derleyerek üzerinde çalışmanız lazım. Referans seçeceğiniz endüstri çok çok önemli deyip tekrar altını çiziyorum. GitHub'da prezentasyonu sizinle mail adreslerinizi mesaj paneline yazmanızı rica edeceğim. Bu prezentasyonu paylaşın. Bu linklere tıklayarak istifade edebilirsiniz. Bazıları resim tabanlıdır. Benim hazırladığım official prezentasyonlardan aldığım için. Ama üzerine tıkladığınız zaman bu linkler açılabilir hale geliyor. Genel dizayn bu şekilde. Çok fazla detaylı konu var. Ben en başta söylediğim gibi, arada da söylediğim gibi. Biz burada mutlaka ve mutlaka bu dizaynı yaparken en başından sonuna ya bir makale serisini ya da bir webcast serisini takip etmemiz lazım. Aradan dahil olursanız şu an anlattığım konu hiç kimse için bir şey ifade etmiyor olabilir. Baştaki konuları izlemenizde veya okumanızda fayda var. Bu konularla ilgili takipte kalmaya devam edin. Bundan sonra bir yaklaşık 8 webcastimiz daha var. Hepsi birbiriyle iyi kötü bir şekilde detaylı bir şekilde ilintili datayı cloud'a atma kısmını hallettik. Müşteri tarafındaki sensör ve gateway'den data intent'e nasıl geliyor? Nasıl bir çalışma hiyerarşisi var? Temel anlamda datayı nasıl alıyor veya okuyor? Hangi protokol buna eşlik ediyor? Ve sahada SCADA varsa ya da endüstriyel bir ürün varsa hangi protokoller bu cihazlardan eşlik edip araya bir cihaz koyup SCADA'nın dilini IP'ye çevirip ki internet aktarabilmek için kullandığınız modüllerden bu standartları düzenleyen OPC platformundan bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Katıldığınız için çok teşekkürler. Ben kaydımı tamamlıyorum. Mail adreslerinizi panele yazmanızı rica ediyorum. Herkese çok teşekkürler. Çok sağ olun.